Şimdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 24 Haziran Pazartesi günü bir araya geldi. Şimdi, öncelikle bir grafiklerimize bakalım. Yalçın Karatepe, Şimşek. E4 talepte bulunduk, faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar diyor. E, bu arada e, Bakan Şimşek de e, Twitter'dan bir paylaşım yaptı, ona da bakalım. E, bir konsensus oluşamadı maalesef e, burada bildiğiniz gibi. Bakan Şimşek'in açıklamaları gelsin sevgili arkadaşlarım, e, rejimizden rica edeyim. Bakan Şimşek diyor ki önerileri not ettik programımıza ilişkin detaylı sunum yaptık. Evet bu Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı'nın Twitter açıklaması. Programımıza ilişkin detaylı sunum yaptık. Tribün ve taraftar kavgasıyla verilmiş mesajlar ve bu tutum umarım normalleşme ruhunu zedelemez diyor. Şimdi... Bir de evet Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın e, grafiğini de verelim. Şimdi asgari ücrete bir arazam düşünmüyoruz diyor Işıkhan. Asgari ücret için Aralık ayında bir araya geleceğiz. Emeklilere refah payı gündemimizde yok. Şimdi Özgür Özel'in de bu konuyla ilgili yani ekonomimizin gündemiyle ilgili bir açıklaması var. Ona da bakalım. E, Özgür Özel de acil tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Çok sert bir tepki vereceğiz, özel tedbirlerin alınması, gerekiyor vicdansızlığın bir göstergesi diyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da son yılların en zor dönemi, enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim. Asgari ücrette iyileştirilme yapılmak zorunluluğu söz konusu diyor. Şimdi Sayın avukatımız, evet, hukukçumuz. Sağ epey. Aslında her bir araya geldiğimizde söylersiniz siz yani evet. vatandaş dar boğazda evet. vatandaşın boğazından elinizi çekin evet, yine şeklinde. Yine Bakın ben bugün yayına gelmezden önce vergi ve sigortalarımı yatırdım ofiste. Bir avukatın vergi o ve sigorta motivasyonu biraz daha Yok yok her ayın 26'sında söylüyorum. <laughs> Bunu niye söylüyorum? Bizim ofisimiz belli. Ee, çok dar çerçevede avukat arkadaşlara çalışıyoruz ama binlerce kişi istihdam eden müvekkillerimiz var. İşçi müvekkillerimiz de var. Yani bir hukukçu bir avukat olarak toplumun tüm kesinden içerisindeyiz. Balya balya paralar kazanmıyoruz Ersan Şen hocam gibi. Kendisine söylediğim için rahat söylüyorum. Latife olarak addediyor. Bunu niye ifade ediyorum? Bakın belli noktalarda vatandaşın derdiyle dertlenmezseniz gelişen süreç içerisinde o plaza ruhuyla adeta klima havasıyla teneffüs eder ve kalırsınız. Biraz bir pencereyi açın. Bir sokağa inin. Bir çarşıya pazara inin. Bir kurban pazarına gidin. Bak kurban pazarları çok belirleyicidir. Bir esnaf lokantasına gidin. Sabah çorbasını bir için. Bir kıraathaneye gidin. Dün Bursa'ya dedim üstad. Namaz sonrası bir oturduk orada kıraathane çay bahçesinde oturup çay içtik. Esnaf lokantasında bir çorba içtik. Bir dinleyin. Vatandaş ne konuşuyor? Emekli ne konuşuyor? Kiracı ne konuşuyor? Konuşacağız. Şimdi geldi 4 Temmuz. %25 kira artışı mürtefi gitti Kalk, bay bay. Kalkıyor. Kira oranları nereye gidiyor? Konuşacağız. Kira Sözü... oranları ve anlaşmazlıklar nasıl çözülecek? %75'e ya. geldi yani şimdi kira artış oranı. Davalar kilitlenmiş durumda. İleri zekalı bir kısım müellifler yeni mahkeme kurun diyor. Çünkü bilmiyorlar. 35 milyon insan birbirle davalı. Bin tane de kursan çözemezsin. Bunu ahlaki ve Hukuki bir zeminde tevhid etmen lazım. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Oradan geleyim ben Mehmet Şimşek'e. Belli bazı noktalarda biz Şirazi'yi kaçırıyoruz. Nerede kaçırdık? Yayınlarda söyleyeceğim için rahat söylüyorum. 2023'te MTV'nin MTV'sini getirdik. Arabanın vergisini ödemişsin. Devlet dedi ki emrediyorum bir daha öde. Onu da ödedik. Deprem e, dolayısıyla. Ya o zaman geleyim 99 depremine ÖTV gelmiş hayatımıza. Bak not almış avukat Cem Kaya. Katma değer vergisi. Almışım bu kalemi. Diyor ki devlet bana 99'da Gölcük'te yaşadım. Gölcük'te deprem oldu özel tüketim vergisi geldi 5 yıl için. 99 artı 5 2004 sene 2024 hala var. var. İnden alıp fakire vermeyi Geleceğim olmasın abi. diye ÖTV dediler. O. Geleceğim. Şimdi ne olmuş? 3 milyonluk bir araba müvekkilim aldı. 3 milyon araba geldi 12 milyon fatura. Ya 9 milyon ne abi? KDV plus ÖTV. Ya olmaz. 2 İki kere mi karar vergi aldık motorlu taşıtlar. Ödedik. Anayasa Mahkemesi her şeyi iptal ediyor. Kesin dedi iptal eder ya. Yok dedi bu doğru. E, hukuk varsa yanlış. Ödedik. Stopaj. Şimdi gelir dairesi başkanlığı kurumsal iletişim yapamıyor. Üstad söyledi ya bir iletişim dili. Gitti. 104 sayfa bende var. Şu an bir okuyalım. Ya deriz ki bunlar herhalde uçmuş. Ev kirasına diyor stopaj getireceğim. Ya, yüzde kaç? 20 stopaj. İş yeri kiralarında zaten var. Zaten bir alıyorsun. Var. Anlatacağım onu. Yurt dışı çıkış harcı. Bir hafta bunu tartıştırdılar. Bak bir hafta. 150 liraya çıktım ben. Yatırdım Devlet Bankası olduğu için Vakıf Bank'ta. 3000 lira mı olacak? 1500 lira mı olacak? Şöyle mi olacak? Ya affeder manyak mısınız siz ya? Geri dersi başkanım. Türkiye'nin gündemi yok da bunu mu tartıştırıyorsun sen vatandaş? Benim seyahat özgürlüğüm var. Anayasal hakkım. Pasaport kanlı açık. Yayından önce konuştuk Gürkan abiyle. Eskiden vergi borcum varsa çıkamıyordu 5. İptal ettiler onu. Bak dokunma. Bunlar toplumun sinir uçları. Vay efendim niye yurt dışına çıkıyorsun? Harç. Bir de 3 bin lira. Geldim. SGK'lar. SGK'yı teşvik et. 7500 lira vatandaştan. Ne diyorsun? Sen adam istihdam ediyorsun. Aldın. E döndün. %20-18'den KDV 20'ye çıkardın. Değil mi? Hani Mehmet Şimşek Magic Touch yaptı. Ne yaptı? KDV arttırdı. Ben de yaparım onu. Faizi arttırdı. Müthiş. Ortodoks politikalar. Borsaya gelir vergisi getireceğim dedi. Meczup olmak lazım. Borsadan ne kadar para çıktı biliyor musunuz? 84 milyar TL bir haftada. Yani. Bak borsaya vergi. Zaten binde iki ödüyorsun aldığın. Devletin sistemi. Türkiye'de borsa muhteşem bir sistemdir. MKB eski adıyla BİST 100. Gelirsin burada da şey var. SPK. Anında aldın sattın 48 saatte hesaba geçer. Takasbank Bank binde ikini alırsın. Dünyanın en şeffaf sistemi. Müthiştir. Onun için biz diyoruz ki hukuken, hukuken bütün şirketler borsaya girsin. Çünkü hiçbir şey kaçak göçek yapamıyorsun. Burada da gitti paralar. Kiracılar. Şimdi geldin. Aa, ben şimdi avukatım. iki tarafında avukatlığını yapıyoruz. Hem mülk sahibi hem şimdi. 4 Temmuz'u bekliyor millet. Murat abi. Niye? 4 Temmuz bir geçsin diyor. 125 kira sağ kalksın. Ben diyor yapacağım biliyorum. Ne yapacaksın abi? Kira 20 bin. Bir yapacak %140 bin. Nasıl ödeyecek? Asgari ücret ne kadar? Nasıl ödeyecek? Şimdi vatandaş geliyor. Hakim asgari, savcı Askeri ücret de çalışanların neredeyse yüzde %50'si. Gürkan abi çok, şimdi değil yani. atama terfi kararnameler geldi. Hakim savcılar İstanbul'a gelen hakim arkadaşlar yandık diyor. Eskiden hemen şey veriyordu Adalet Bakanlığı lojman. Şimdi lojman birebir karşılanamıyor. Ya adam karı koca hakim olsa da bir maaşlık e lojmanları satarsan karşılanamıyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum bak. Belli bazı noktalarda sen devletsin. Devlet mazeret üretme yeri değildir. Gelir İdaresi Başkanı senin bir şey mi var? 105 sayfa. Ya bunu cart diye sosyal medyaya kamuoyuna bir verme. Bir bak. Burada hangi hususlar var? Hangi hususlar toplumun kılcal damarlarına, kırmızı çizgilere dokunuyor? Emekli. Vallahi billahi bak ne söyleyeyim, benim babam da emekli asubay. Gurur diyorum her zaman. Oğlum artık dönmüyor, yetiremiyoruz diyor. Bak eskiden bunu demezdi. Üç aylık alırdı anam maaşını arttırırdı. Artık döndüremiyor. O zaman ne yapacaksın? Sen tasarrufu kendinden başlayacağım. Mehmet Çimşek önce kendi bindiği Mercedes'i bir çeksin kenara. Bak bu kadar net söylüyorum. Diğer açişleri Başkanı falan onlara girmiyorum bile. Bu konuyla ilgili Mehmet Çimşek'in bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Birilerini memnun etmek için bir şeyler ha. bir şeyler gibi bir açıklama Bak beni hiç ilgilenmiyor biri. Ben vatandaşım. Nasıl? Nasıl? Ha. Nasıl? Şu, gazete, ha. şu gazeteyi memnun etmek için mesleklete binmeye başlayayım. Bak gazete evet. değil ya. Bak yanlış bakıyor. Gazeteyi memnun etme. Ben vatandaşım ya. Beni memnun et. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının e, tov hayır, kullanması, yerli otomobil kullanması yaptık mı bir tane? gündemde. Canavar gibi. gibi. Takıyor evet. fişe gidiyor mu? Gidiyor. 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 Binin abi. Çok da güzel. Cumhurbaşkanımız güzel. dışında, güvenlik bürokrasisi dışında, MİT başkanı dışında ayırın abi. Siyasi Yarın parti genel başkanı. başkanı. Ama bakanlarda bak, da ki, bakanlardaki bak, bakanlarda ki konu da zırhlı. Ya hayır, yani yani ya Mehmet Şimşek'in de zırhlı Mercedes'lerde olmasın ya. Bu işin lokomotifi. Varank'ın suçu neydi? Toyota şeye biniyordu elektrikli. Bak bunu niye söylüyorum? Bunları çok dolu olarak söylüyorum. Bugün bir müvekkilime yine gelmez önce de dedi ki 4 aydır Gürkan abi SGK'lar ödeyemiyorum dedi. Ya dedi SGK ya dedi personelin maaşı. Vallahi dedi maaş ödüyorum. İşin devlete borçlanıyor. E bu adamın 1800 tane çalışanı var. Türkiye'nin en büyük tekstilcilerinden biri. Ne yapacak bu adam? Çünkü SGK bir gelecek haciz. 5200 lirası topaj için bana ki ödemişim baktım ödem emri geldi şimdi. E, bankaya haciz koyuyor 5200 lira ben avukatım müvekkillerin parası var. Ya bunu yapmayın bir nefes aldırın bak. Millet, vatandaş tarıma dedi vergi getireceğiz dedi tohuma. Ya bu yazılır mı ya? Bir de bir hafta açmıyor. Ya falan. bu bu var ya bak bunu oraya yazmak için daha ileri gitmiyorum. Ya meczup olmak lazım ya başka bir şey. Ya sen tarımı destekleyeceksin sen, hayvancılığı destekleyeceksin. Sen artık belli şeyleri bedava vereceksin ki millet. Yok diyor ben oraya diyor tekrar vergi getirir. Sonra diyor ki A, tamam anladık diyor. Cumhurbaşkanımız müdahale et, geri çektik. Ya Cumhurbaşkanı ülkeyi mi yönetsin? Cumhurbaşkanı senin yanlış e, iletişim dilini mi yönetsin? Cumhurbaşkanı Putin'i mi yönetsin? Cumhurbaşkanı Donald Trump Biden ikilisinden hangisine galebe çalacak onu mu yönetsin? Cumhurbaşkanı Ukrayna harbini mi çözsün? Gelsin Kuzey Irak, Kuzey Suriye'yi mi çözsün? Libya'yı mı çözsün, devam edeyim mi? Azerbaycan'ı mı çözsün? Kesinlikle. Gitsin Sırbistan'a 3. Cihan Harbi'ni mi durdursun? Abi 104 sayfa gelir idaresi başkanlığı bunu kim hazırladıysa bunu vatandaş açıklayacak abi. İki hafta millete yurt dışı çıkışı. Ya insanlar gitmiş havaalanında pul alıyor. Ne yapıyorsun sen dedim vatandaşa? pul alıyor. İyi de o geçersiz ki 1 Temmuz'da müttefik aldığım pul. Almıştı tok yapıyor baba. Ya bak bazı şeyleri oylumanın inanamıyorum. Kira gelsin bir orta zekalı bana anlatsın. Meskende stopaj. Bak biri bana anlat Vallahi özür dileyeceğim ben ödeyeceğim. Ya olmaz. Yapmayın. Gelir ya, vergimizi zaten olmaz. ödüyoruz. Zaten alıyorsun vergi. Ya vereceğiz. bak kira gelirimizi zaten 18, 18, 18, ödüyoruz. Şuradan gelen bin lirayı devlet takip ediyor. İki kere vergiye izah davet edildim ya. ben ya. Müvekkillerimin bana gönderdiği para için. Vergi affıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi peki? bakın. Büyük büyük koca koca şirketler var bizde. Koca koca futbol kulüpleri var. Koca koca. Kime soruyorsun da affediyorsun abi? Şimdi ben ödüyorum vergimi. Ödemezsem cart yazı koyuyorsun. Devletimize bu e, borcumuzmuş. Amerika olsun. devlet başkanı nasıl başlar konuşmasına? İşte Benim sevgili SGK vatandaşım ya. diye mi başlar? Dear taxpayers diye mi başlar? Benim vergi mükelleflerim diye başlar. Yani ne demek bu? Ben vatandaşım abi. Ben çalışıyorum. Sabah 6'da geliyorum ben ofise. Gecenin körüne kadar çalışıyorum. 46 yaşındayım. Benim jenerasyonumda benim kadar çalışan avukat yoktur. Ben çantalı avukatım. Gömleğim sapsarı oluyor. Kirden. Dün 700 kilometre yol gittim. Bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Konuşmaya hakkım var benim. Ben dertliyim ya. Yoksa ben vatandaşın içine girdiğim zaman ya Cem Bey tamam bazı şeyleri çok güzel ifade ediyorsunuz ama bunları da konuşun dediği zaman bunları söyleyemezsek vallahi milletin içine çıkma halimiz olmaz. Tarım hayvancılığı destekleyeceksin. Kira olur o hadisini çözeceksin. Bak net söylüyorum. İşvereni rahatlatacaksın. Şimdi nasıl görüyor? Dolaylı vergileri indirelim, direkt vergileri alalım. Nasıl alacaksın abi? Bunu nasıl yapacaksın? Yeni vergi salmayacağım diyorsun. Tamam. Peki zaten sistem kendi içerisinde belli bir regulasyona uğramış. Nasıl yürüyeceksin bunu? 104 sayfalık gelir idaresini hazırladı taslak. Vallahi billahi eğer bu mantaliteyle devam etsinler, bir buçuk seneye gerek yok. Altı ay içinde bu millet bağırır. Yapmayın bunu. Bak bazı hassas dengeleri, kırmızı çizgileri oynamayın. İhsan Aktaş, Üstat söyledi, Cumhurbaşkanımızı bir hafta önce sunuyor. Vallahi diyor emekliler bak kaybedeceksin. Cumhurbaşkanımız biliyor. Diyor ki geleceğimizi mi kaybedelim, seçimi mi kaybedelim? Ya biliyor. Ve dedi ki İhsan bak emeklilerle kaybedeceksin. Murat Sarı dedi ekonomiyle kaybedeceksin. Ama aynı hataları tekrar yapmayın. Çok iyi niyetli olabilir Mehmet Şimşek tertemiz bir insan olabilir. Ben de çok iyi niyetli bir insanım. Adalet Bakanı değilim. Toplumun nabzını tut. Bu kameraman kardeşimden, sokaktaki taksiciye, minibüsçüden, adliyedeki mübaşire kadar nabzı tutacaksan o Mercedes'e binmeyeceksin abi. Çünkü tasarrufu ilk sen söylüyorsun. Sen de git başkasını rahatlatmak için değil. Vatandaşı sesini dinlemek için varankın yaptığını yap. Başka bir şey istemiyorum nokta.